Ergün Diler, Zikzak. Yazılanlara, çizilenlere bakıyorum. Erdoğan dış politikada çok zikzak yaptı, şablonu son moda. Olan bitene uzaktan bakınca adamlar haklı diyeceğiniz geliyor. Peki işin arka planı nedir? Küresel birlik güreşinin yansımaları nelerdir? Türkiye ne yapmaya çalışıyor gibi sorulara cevap arayan pek yok gibi. Açalım ve anlamaya çalışalım. Yıl 2011. O zaman başbakan olan Vladimir Putin. Ülkede çıkarılan doğal gazı Baltık Denizi altından Almanya doğrudan taşıyacak yeni boru hattını teknik anlamda hizmete açtı. Nord Stream ile Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki boru hattına bağımlılığın azalacağını söyledi. Ukrayna üzerinden kaşınan mesele daha o zamanlarda kendini gösteriyordu. Ukrayna'daki doğal gaz boru hattı Moskova ile Kiev arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar sırasında kapatılmış ve bunun sonucunda Avrupa ülkelerinde enerji sıkıntısı yaşanmıştı. Tartışmalı boru hattı Kuzey Akım 1, 1220 kilometre uzunluğunda olacaktı. Bunun kararı 2005'te verildi. İmzayı atanlar Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile Vladimir Putin'di. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerse bağımlılık meydana getirir gerekçesiyle projeye karşıydı. Putin açılışta boru hattından pompalanacak gazın hacmi 11 nükleer santralde üretilen enerjiye eşit düzeyde dedi. Nord Stream boru hattıyla İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere de doğal gaz ulaştırılması kolaylaşıyordu. Almanya derin devletini temsil eden hemen hemen herkes bu karara onay verdi. Almanya gelecekte Rusya'yı yanında görüyordu. Her alanda ortaklıkları büyütüyordu. Frank-Walter Steinmeier de, Gerhard Schröder de, Angela Merkel de, Olaf Scholz da aynı fikirdeydi. Ancak yanıldılar. Hem kendilerini hem Avrupa'yı bitirme noktasına geldiler. Şimdi ise zikzak yaparak çözüm aramaktalar. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kömür üzerinden büyüyor. Ancak bir süre sonra daha temiz ve daha kullanışlı olan gaza dönüyordu. Bu topyekün verilen bir karardı. Ve bugün yanlış olduğu ortadaydı. Neden? Çünkü ABD baştan beri bu yakınlaşmaya karşıydı. Sinyalleri de güçlüydü. Galiba yıl 2015'ti. Çok yazdım o dönemde. ABD bir anda Alman otomobil devi Volkswagen'i hedefe koydu. Şirket, ABD'de egzoz emisyonlarını kasıtlı olarak düşük göstermekle suçlandı. Dünya çapında satılan 11 milyon araçta sakıncalı yazılım bulundu. ABD Çevre Koruma Müdürlüğü tansiyonu yükseltti. Volkswagen 15 milyar dolar cezayı kabul etti. Bu, ABD'nin Almanya üzerinden Avrupa Birliği'ni sıkıştırmaya başlayacağının ilk önemli işaretiydi. Zaten Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 için başkanlar düzeyinde izin vermeyiz deniliyordu. ABD, Avrupa üzerindeki baskıyı her fırsatta hissettirse de Çin Avrupa'da büyüyordu. Sessiz büyük adımlarla, çok konuşulmadan hem de. Pire ve birçok limanları ya alıyor ya da ortak oluyordu. Yani Çin, Mısır'dan Yunanistan'a, Fas'tan Hollanda'ya kadar olan eksende limanların efendisiydi. Haliyle Avrupa'da buna izin veriyordu. Durum böyle olunca Avrupa ile Çin ortaklığı giderek büyüyor ve ABD'yi kenara itiyordu. Büyük ortaklık karşısında İngiltere de zikzak yapıyor ve Avrupa Birliği'ne onlarca yıl sonra veda ediyordu. Avrupa ile arada görünen bir sorun olmasa da Çin ile yakınlaşma sonucu tost olacağını gören Kremlin de zikzaka başvuruyor ve gaz üzerinden, Ukrayna üzerinden, Kırım üzerinden oyunun yönünü değiştiriyordu. Dengeler ve dış basınç her oyunun yeniden oynanmasının önünü açıyordu. Bunu hala anlamayan da çoktu. Sizlerden uzak kaldığım dönemde en ilginç sözler Murat Ülker Bey'den geliyordu. Murat Bey yıllar sonra önemli bir itirafta bulunuyordu. Kolaturka şu nedenle olmadı. Rakiplerimiz bizi kıskandı. Türkiye televizyonlarında aynı saatte bütün kanallarda şu reklamı yayımlayacağız diyerek başladık. Çok iyi bir lansman yaptık. Malı çok iyi dağıttık ve malın kalitesi de iyiydi. Lansman yılı 2003'tü. Çok iyi başladık. Coca-Cola'dan sonra en büyük ikinci pazar payına sahip olduk. İmalat tecrübemizden esinlenerek bitkiden, şekerden başlayarak kola çıkaran bir fabrika yapmıştık. Dikey entegrasyon sağladığımız için bize rekabet avantajı getirdi. Ardından konuşmalar başladı. Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur, ismi lazım değil. Beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı. Bana, Murat cebimde bir mektup var. Seni ABD Büyükelçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz dedi. Yani bir ürün bile önemli bir yere, pazara sahip olacağını hissettiriyorsa, daha güçlü olan gelip baskıyı kuruyordu. Projeyi bitiriyordu. Dış güç diye yıllardır anlatmaya çalıştığım buydu. Bunu bir de Türkiye açısından düşünün. Bir içecek için bile devreye giren büyük güçler, Türkiye'nin dengeleri değiştirecek hamlelerinde neler yaparlar,
yapmak isterler, yolunu kesmek için nasıl adımlar atarlar? Avrupa'nın, Batı'nın biz bilmesek de üzerinde fazla durmasak da büyük Türk korkusu vardır. Bu nedenle hep içeriden vurmuşlardır. Dün de bugün de. Durum böyleyken hem kendi içlerindeki mücadeleleri, hem doğuyla mücadeleleri, hem de Türkiye'nin çıkarları için attığı adımlar değişiklikleri beraberinde getirir. Getirmektedir. Bu Almanya için de, Rusya için de, Fransa ya da Çin için de aynıdır. Rusya ile Suriye'de savaşın eşiğine gelmişken, şimdi dünyaya ayar veren ikili olduk. Avrupa'nın çok büyük bir sıkıntıya girdiği dönemde, Türkiye'nin hala Avrupa Birliği diye ısrar etmesi biraz akla uzak değil mi? Zigzag diyerek bundan şikayet mi edeceğiz şimdi? Ya zigzag büyük oynamanın adıysa, bir de buradan bakın bakalım. Ergün Diler. Bülent Orakoğlu. Amerika, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'de PKK-YPG'yi hedef alan harekatına neden tepki vermedi? Türkiye'nin 2019 yılında 911 kilometre uzunluğundaki Suriye ve Irak sınırında terör koridorlarını parçalayıp kurduğu güvenli bölgeler üzerinde Amerika ve Rusya kontrol altında tuttuğu bölgelerden PKK-PYD terör örgütünü 30 ila 32 kilometre derinliğe çıkarmadıkları için bu konuda imzaladıkları mutabakatları yerine getirmemişlerdi. Bu nedenle terör örgütü YPG-PKK söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekinmeyerek işgalini sürdürüyor ve Türkiye'ye yönelik bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Üstelik terör örgütü Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge stratejisiyle oluşturduğu 155 kilometrelik Suriye sınırında sığınmacıların yerleştirildiği bölgeleri hedef alması da tamamen Pentagon'un işi gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge stratejisiyle 500 bin sığınmacının güvenli bölgede oluşturulan konutlara yerleştirilmesi, 1 milyon sığınmacıyla ilgili çalışmaların yapılması ABD'yi aşırı rahatsız ediyor. Zira Avrupa Birliği ve Türkiye'yi sığınmacı tehdidiyle kontrol altına almak ve kaos ve istikrarsızlık yaratma peşinde olan ABD'nin terör koridorlarını Türkiye nasıl engellemişse, sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyonlara da Türkiye'ye izin vermeyecek inşallah. Zira Türkiye'nin Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye yönelik başta PKK-YPG'li teröristleri, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoları ve askeri yığınaklarını hedef alan Pençe Kılıç Hava Harekatı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi gereği meşru müdafaa hakkının kullanılması anlamında uluslararası hukuk açısından yasal bir harekattır. Ayrıca NATO Liderler Zirvesi'nde ABD ve NATO, FETÖ ve PKK-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmişlerdir. Önemli bir husus da Başkan Erdoğan'ın tahıl koridoru ve dünya barışı konularında imajının doruğa çıktığı bir konjonktürün yaşanması, Putin ve Zelenski ile kurduğu seviyeli ve güvenli diplomatik ilişkilerdeki yatsınamaz ağırlığı da önemlidir. Başkan Erdoğan açıkça Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yapılan askeri hava harekatları sonrasında, şartların olgunlaşması sonrasında kara harekatının da yapılacağını açıklaması da şüphesiz önemli bir meydan okumadır. Bu hava operasyonu için önceden Rusya ve ABD ile konuşuldu mu? Kesinlikle ABD ve Rusya'ya hava harekatı hakkında bilgi verilmediği bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ancak tüm harekatlar için geçerli olan standart uygulama yine devredeydi. Operasyonlar başlamadan 1-2 saat önce bu bölgelerden uzak durum bildirimi yapıldı. Rusya'nın yıllar sonra Suriye hava sahasını ilk kez Türkiye'ye açtığı görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye karşı Suriye ve Irak'ta başlattığı hava harekatında Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahasının da kullanıldığı belirtildi. Harekat İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı için mi yapıldı? İstiklal'deki terör saldırısının hava saldırısındaki operasyonlara zemin hazırladığı doğru bir tahmin. Ancak hava harekatına yaklaşık 6 aydan bu yana istihbarat birimlerimiz Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de hedef terör odakları üzerinde çalışıyorlar. Uzun zamandır planlanan operasyon yapılacak hedefler İstiklal'de yaşanan terör saldırısı sonrasında devreye sokuldu.
hava harekatı kapsamında belirlenen hedeflere yapılan operasyonda istihbari açıdan kusursuz bir çalışma yapıldığı görülüyor. Sahadaki sonuçları, yani kaç teröristin etkisiz hale getirildiği, hangi hedeflerde ne kadar tahribata yol açtığı, sahadan gelecek istihbari bilgiler sonrası netleşecek. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine aynı anda düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın istihbari ve insani boyutu da oldukça önemli. Harekatta tek bir sivilin dahi zarar görmemesi, hedeflerin çok hassas bir şekilde işaretlendiğini ve hazırlık sürecinin kusursuz olduğunu gösteriyor. Gece saatlerinde düzenlenen başarılı operasyonda her hedef titizlikle imha edildi. Pençe Kılıç Harekatı'nda tüm dünyaya gösterilen önemli bir ders de vardı. Harekatta hiçbir sivile zarar gelmedi. Bu durum, harekatın planlama safhasında da çok değerli bir istihbarat sürecinin yürütüldüğünü gösterdi. Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü ve Malatya 7. Ana Jet Üssü, başta çok sayıda hava üssümüzden aynı anda kalkan 70 F-16 savaş uçağımız, İHA ve SİHA'larımız Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye çok sayıda PKK-YPG terör yuvasını vurdu. Dünya üzerinde aynı anda bu kadar çok savaş uçağını havalandırıp bu kadar geniş bir alanda hava harekatı icra edebilen güçlü bir silahlı kuvvetlere sahibiz. Dünyada kaç ordu böylesine geniş bir alanda bu kadar savaş uçağını koordine edip 89 terör yuvasını zayiat vermeden yerle bir eder? Şüphesiz bu sıradan bir olay değil. Bu operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar mağaraların içinde bombalandılar. Şu anda gelinen noktada Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 140 kilometre derinlikte 45, Suriye'de ise 32 kilometre derinlikte 44 terör yuvası tam isabetle vuruldu. Bülent Orakoğlu.